Çok üşüdüm anne. Yakmayacak mısın şu sobayı? Biraz daha sabret yavrum. Baban neredeyse gelir. Yakacak bir şeyler getirecek. Biraz da yiyecek. Sabret yavrucuğum. Çok acıktım. Karnım zil çalıyor. Belki kutuda biraz ekmek kalmıştır Murat'ım. Şimdi bakarım. Gelin çocuklar, gelin. Acel! Burası buz gibi be. Al şunu da sobayı doldur önce. Oturun çocuklar, oturun. Ben bardakları getireyim de kafaları cilalayalım. Çabuk tut Hacer. Sucukla yumurta getirdik. Açlıktan öleceğiz. Murat da acıkmıştı Osman. İyi ya. Çabuk pişir de oğlan da zıkkımlansın. Hadi bakalım içelim. Siz bakmayın bizim kör oğlunun surat astığını. Aslında iyi karıdır. Ne istiyorsun? Seni istiyorum güzelim. Defol buradan. Dur. Defol evimizden pis sarhoşlar. Dur. Ne oluyor ya? Defol. Defol dedim. Pis sarhoş. Kalk gidiyoruz. Buranın tadı kaçtı. Karı hiç yüz vermiyor. Bir dövmediği kaldı. 5 dakika bekleyin. Ben yola getiririm onu. Sen kendini ne sanıyorsun lan? Neden gidip oturmadın çocuklarla? Sen ne yapmaya çalışıyorsun Allah aşkına? Yaşamaya çalışıyorum, anlıyor musun? Yaşamaya! Aylardır iş bulamıyorum. Geberip gidelim mi ha? Hiç utanma yok mu sende? Erkekliğini, gururunu nasıl böyle ayaklar altına alabiliyorsun? Kes ulan! Palavra karın doyurmaz. Yürü içeriye! Bırak beni! Ben orospuluk yapamam. Göğüslerim daha bebeğimin sütüyle dolu. Bırak ulan namus bezirganını, geç içeriye dedim. Hayır, bırak beni. Geç diyorum sana. Hayır. Geç. Hayır. Yürü. Bırak. Bırak dedim. Yürü dedim. Bırak diyorum sana. Yürü. Utanmıyor musun sana? Allah cezanı versin. Namussuz herif. Hayvan herif seni. Yürü. Allah kahretsin seni. Namussuz bırak. Bırak dedim. Bırak. Allah cezanı versin. Talihsiz yavrum benim. Defa altını değiştireyim senin. Bundan sonra böyle ağladığında kim bilir kim olur yanında. Öledim, öledim. Önüne gelen dilim. Aynalıda eşikte yavrum. Bebek.
13 sene verdiler abla. Dile kolay. 13 sene. Kaderinde yazılıymış kardeşim. Ağlama artık, bu da geçer. Çocukların çocuklarımızdır. Onlar için kendine dert etme. Yavrum, burada. Annene hiçbir şey söylemeyecek misin? Bakma öyle yaptığına. Büyüyünce her şeyi anlayacak. Kazım da selam söyledi. Bir isteği varsa hemen yaparız dedi. Sağ olasınız. Burada ne isteği olur ki insan? Yavrularını öpmekten, okşamaktan, onları bağrına basmaktan başka. Üzülme, o günler de gelecek Hacer. İnşallah. İnşallah ablacığım, inşallah. Bir güzelsin. Bulaşıklar bitti mi yavrum? Bitti teyze. Hadi hazırlan yavrum. Ziyaret saati geldi. Anneni bekletmeyelim. Tamam teyzeciğim. Hacer Bulut, ziyaretçim var. Ceylan gelmiştir. Belki Murat da. Şunun şurasında birkaç ay kaldı. Hala heyecanlanıyorsun kız. Ay. Yavrum, Ceylan'ım, annem. Murat gene gelmedi demek. Gelecekti ama iş aramaya gitti anneciğim. Yalvarırım beni kandırma. İş aramaya gitti ha? Demek o kadar büyüdü yavrum. Tabii sigara bile içiyor. Bir görseydim. Bir görebilseydim. İşi bu kadar büyütme kardeşim. Seni de duyan yıllarca burada kalacaksın sanır. Birkaç ay sonra çıkacaksın nasılsa. Hadi gülümse biraz. Yavrum. Günaydın enişte. Çekil kız.
Sen hala burada mısın? Nerede olacaktım ki? Serserinin sorduğu soruya bak. Öğleye kadar uyuyorsun be. Boş gezenin boş kalfası. İş aramaya gitsene. Sana 2 gün mühlet veriyorum. Artık kahvelerde sürtmek yok. Artık kahvelerde sürtmek yok. Eniştemin hakkı var abi. Biraz iş arasan iyi olacak. Sana ne lan? Ne karışıyorsun? Yıllardır bizi yedirip içirip giydirdiler abi. Biraz onlara yardımcı olsan. Ben mi istedim lan el kapısında büyümeyi? Söyle! Ben mi istedim? Hepsi o adi annenin yüzünden oldu. Babam yaşasaydı. Yeter be Murat. Ceylan'ın ne suçu var? Bıktım sizden lan. Sabah sabah sizle mi uğraşacağım? Abimin bu kabalığı için senden özür dilerim Cemil abi. Boş ver. Garip bir çocuk senin abin. Ayrıca sana da teşekkür ederim. Nedenmiş o? Abimin yanında benim tarafımı tuttuğun için. Bu teşekküre değmez Ceylan. Demek yarın çıkıyorsun Hacer'cığım. Gözün aydın. Kaderde ne varsa o olur Aziz abla. Ben senin yerinde olsam sevinçten uçardım ya. Seviniyorum sevinmesine de. Gene de içimi kemiren bir şeyler var. Hadi eyvallah millet. Ben kaçıyorum. Ulan bir gün elimden bir kaza çıkacak. Murat bizimle gelmiyor musun? Nereye? Bugün annen çıkıyor. Karşılamaya gidiyoruz. Benim çok önemli işlerim var. Öğleye döneceğim. Anne, anneciğim. Kızım. Anne, anneciğim. Anne! Yavrum, yavrum benim. Seni kucaklamak ne güzelmiş. Bir daha bırakma sakın beni anne, bırakma ne olur. Bırakmayacağım yavrum, seni hiç bırakmayacağım. Abla. Murat'ım nerede? Gelmedi mi? Herhalde iş aramaya gitmiştir. Biraz yürüyelim mi? O kadar uzun zamandır hasretim ki yürümeye. Kim dağıttı bu taşı be? Hadi oynasana. Hadi. Hala oynayacak mısın? Sana ne be? Murat, biraz anlayışlı ol. Annen neredeyse eve gelecek. Yıllardır bir kere olsun görmeye gitmedin onu. Amma kafa ütüledim be. Murat lütfen gel. Bunu ona yapmaya hakkın yok. Allah kahretsin. Senden kurtuluş yok. Hadi gidelim. Hop! Murat! Tabelaya borcun var. Kaçmıyoruz ya. Yarın alırsın. Canım yavrum. Aramıza hoş geldin Hacer. Sağ ol enişte. Senin gelmenle evin nüfusu daha da kalabalıklaştı. Bundan sonra bu evde herkes çalışacak. Biliyorsun, geçinmek güç bu zamanda. Tabii çalışacağım. Yarın ustabaşıyla konuşacağım. Bizim fabrikada bir iş buluruz. Thank you.
Hoş geldin. Buradaki paralar nereye gitti? Şuradaki göze koymuştum abicim. Bir daha böyle şeylere el sürersen bacaklarını kırarım. Murat, oğlum. Anneni özlemedin mi yavrum? Bunca yıl anasız babasız büyüdüm. Hayatta her pisliğe bulaştım. Ama yalan söylemedim hiç. Sorunun cevabını hala merak ediyor musun? Beni suçluyorsun, biliyorum. Ama bir gün... Hayır! Hiçbir zaman hiçbir şey değişmeyecek anne! Seni aklıma getirdiğim an bir tek şeyi hatırlıyorum. Bir tek şeyi. Yeter artık. Üzerime gelme. Abim, abim ne demek istiyor anne? Sahiden biz senin yüzünden mi bu hale geldik? Hayır kızım. Hayır. Bir gün büyüyünce anlayacaksın her şeyi. Senin annen kötü bir insan değil. Değil tabii. Benim annem nasıl kötü olur? Ne o, kafan bozuk? İçimden bir kin, bir öfke fışkırıyor. Aslında insanlardan nefret ediyorum galiba, hepsinden. Ama bazen bebek gibi oluyorsun, ensesine vur, lokmasını al. Hiç anlamıyorum seni. Sanki ben kendimi anlıyor muyum ki? Neyse. Al bunları, sana borcum kalmadı. Acelesi yok, paran olunca verirsin. Al lan, bende başka ne zaman para olacak ki? Peki. Yürü o zaman bunlarla bir güzel kafa çekelim. Murat nerede kaldı acaba? Hacer Hanım, Hacer Hanım, sen daha bu evin acemisisin. Murat Bey gece yarısından önce teşrif ederler mi hiç? Merak etme canım, genç çocuk arkadaşlarıyla eğleniyordur. Aman eğlence ya. Bu seninki yaşamak değil oğlum. Para kazanmak için bir baltaya sap olmalısın. Ne yani? Hanım evlatları gibi bir işe mi gireceğiz? Sabah 9, akşam 6 mesai. Ölürüm be. Sana memurluktan söz eden kim? İstediğim gibi yaşıyorum, cebimde para dolu. Nerede bizde o şans? Bak sana ne diyeceğim. Gel seni bizim patrona götüreyim. Bizim işte para bol. Ama gözü pek olmak lazım. Ne iş yapıyor ki sizin patron? Gazino filan işletiyor işte. Şarkıcılar, karılar, marılar, kıyak istenen anlayacağım. Yok, ben yine de bir yere bağlanmak istemem. Hemen cevap vermen şart değil. Biraz düşün istersen.
abim mi geldi yoksa? Evet kızım. Salondaki dolapta abinin parası var mıydı Ceylan? Hayır. Teyzemlerin ev masrafı durur orada. Yoksa abim o paraları mı aldı? Kazım eniştem duyarsa kıyametleri koparır. Ne yapacağız anne? Çalışır öderim yavrum. Ne yapalım, o da benim oğlum. Abla. Hı? Dün akşam kötü bir şey oldu. Hayrola? Şu dolapta kaç paranız vardı? 10.000 lira kadar kalmıştı. Yoksa... Murat. Bu çocuk adam olmayacak. Bu ilk değil, biliyor musun? Çalışmaya başlayınca ilk fırsatta ödeyeceğim. Aman şimdilik Kazım duymasın. Bir yerlerden buluşturup yerine koyarım ben. Sağ ol ablacığım. Sen olmasaydın ne yapardın? Bırak şimdi bu lafları. İşe geç kaldım. Sen biraz etrafı toplayıver. Kazım neredeyse kalkar. Sen merak etme abla. Kolay gelsin Hacer. Sağ ol enişte. Gelsene biraz. Bir diyeceğim var. Ne diyecektin enişte? Bırak şimdi bu enişte laflarını. Senin için bir iyilik düşündüm. Nasıl bir iyilik? Kaç yıldır hapisteydin. Eline erkek eli değmemiştir. Sen de insansın. İhtiyaçlarım var. Düşündüm ki biri sana yardım etmeli. Neler söylüyorsun enişte? Hayrola teyze? Otobüs kartımı unutmuşum da. Annen nerede yavrum? Bilmem, uyuyordum ben. Mutfakta herhalde. Dur, dur diyorum! Yapma! Yalvarırım! Yalvarırmış! Bunca yıl dışlarda boşuna mı baktık? Yapma, ne olur yapma! Ablam duyarsa mahvolurum! Kes sesini, kes sesini diyorum sana! Dur! Bunu da mı yapacaktınız? Allah'ınızdan bulun. Bunca yıl erkeksiz kaldım diye dizlerime kapandı benim. Ben de erkeğim işte. Zayıf hanıma geldi, ne yapayım? İnanma ona, yalan söylüyor.
burada kardeşim dediğim için kendimden utanıyorum. Topla çocuklarını, defol evimizden. Abla, lütfen. Dinle! Sus dedim! Defol! Anne! Mutluluk, huzur haram bana! Neden Tanrım? Neden?
Hacer? Münir baba. Yoksa Ceylan bu mu? Dur bakalım. Hemen su koyuverme öyle. Teyzemin evinden kovulduk. Başımızı sokacak bir evimiz bile yok. Ne demek eviniz yok? Eski dostlar bugünler içindir. Yürüyün bize gidiyoruz. Ama... Aması falan yok. Sizi sokaktan bırakacağım yani. Hadi, hadi. Bu iş burada bitti Murat. Annenle kardeşin kovuldu. Sen de topla eşyalarını. Başının çaresine bak. Anlamadım. Kovdunuz mu? Evet. Benim Hacer diye kardeşim yok artık. Ama neden? Neden mi? Bak anlatayım sana. Anne, ne oluyor anne? Peki. Daha fazla konuşmak istemiyorum seninle. Hemen toparlan, Kazım gelmeden evi terk et! Canınız cehenneme! Eviniz başınızda parçalansın! Şu oyun bitince çıkalım. Seninle konuşmak istiyorum. Tamam. Bitti bile, hadi çıkalım. Her şey allak bullak oldu Hüsnü. Evden kovulduk. Neden? Bilmiyorum. O anlam... Bilmiyorum. O anlamla kardeşim ne halt yedilerse, sonuç olarak 5 parasızım yine. Gidecek yerim de yok. Anlaşılan bizim patrona başvurmaktan başka çaren kalmadı. Öyle görünüyor. Bir gidelim bakalım. Burası artık sizin eviniz sayılır Hacer. Sağ ol Emine abla. İşte her şey halloldu kızım. Yarın sana hemen bir iş buluruz. Keşke. Ama öyle şıp deyince iş bulunur mu ki? Gündeliğe gidersen bulunur. Gitmem mi? İş olsun da. O zaman iyi. Benim artık gidemediğim bir ev var. Tek başına yaşayan yaşlı bir adamcağızın evi. Yarın götürürüm seni. Hadi bakalım, iş konusu bitti. Biriniz bana şöyle köpüklü bir kahve yapsın bakayım. Ah, ben yaparım Münir dedeciğim. Canım yavrum. Vay be. Vay. Burası mı senin patronun yeri? Daha burası gibi bir sürü yeri var. Hadi gidelim, bekletilmekten hoşlanmaz. Bahsettiğim bu mu? Evet. Hüsnü seni çok methetti. Ama çalışmayı pek sevmiyor musun galiba? O işine bağlı. Bizim işi seversin. Yalnız ağzın sıkı, gözü pek olman lazım. O konuda merak etmeyin efendim. Ben garanti veririm. Peki. Seni bir deneyelim. Herhalde paraya ihtiyacın vardır.
Kimin yok ki? Hallederiz. Biraz parayla tabanca verin. Ne iş yapacağım? Zamanı gelince öğrenirsin. Önce seni bir tanıyalım. Sağ ol patron. Hadi yürü Murat. İşte burası kızım. Günaydın Nadir Bey. Hoş geldin Emine Hanım. Hastaymışsın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hastalıktan çok yaşlılık işte. Bundan böyle pek gelemeyeceğim. Hacer benim kızım sayılır. Eğer isterseniz o gelsin diye düşündüm. Senin gibi helal süt emmişse hemen başlasın derim. Sağ olun efendim. Bu güzel kız kim? Kızım efendim. Eğer sizin için bir mahsuru yoksa bana yardım edecek. Ne mahsuru olacakmış? Daha iyi. Sıkıntıdan patlıyorum. Biraz arkadaşlık ederiz onunla. Teşekkür ederim Nadir Bey. Unutma Hacı. 38 numaralı otobüsle döneceksiniz. Mustafa Efendi zamanında gelirse ben arabayla yollarım onlara Emine Hanım. Merak etme. Size nasıl teşekkür etsek azdır efendim. İyi günler. Güle güle abla. Güle güle. Temizliğe nereden başlamamı istersiniz efendim? Önce mutfaktan başla kızım. Epey bulaşık birikti. Şu kapıdan gireceksin. Peki. Yavrum, senin adın nedir? Ceylan efendim. Aa, Ceylan. Güzel. Kaç yaşındasın bakalım? 13 efendim. Oo, baban ne iş yapıyor? Babam yok efendim. Ben doğduktan hemen sonra ölmüş. Onu hiç görmedim. Üzülme benim güzel yavrum. Hayat bazen insana acı darbeler vurur. Ama siz neden üzüldünüz efendim? Benim de senin yaşında bir torunum vardı yavrum. Aynı senin gibi cici, güzel bir kızdı. Bir trafik kazasında kaybettim onu. Annesiyle birlikte. Onun için yalnızlığın acının ne olduğunu çok iyi bilirim ben. Ben burada olduğum sürece sizi yalnız bırakmamaya çalışırım efendim. Sağ ol benim güzel yavrum. Sağ ol. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldiniz bakalım. İşinizin ilk günü nasıl geçti? Annem çalıştı. Ben de bol bol Nadir amcayla konuştum. Öyle tatlı bir ihtiyar ki. Öyleymiş. Bizim Emine de çok sever onu. Çıkarken de bize bir dolu para verdi. Hepsini sana getirdim Münir dede. Şimdi kızarım ha. Ben ne yapacağım o parayı? Siz çalıştınız, sizin hakkınız. Ama annem dedi ki... Başlarım şimdi senin annenden ha. Emine, pardösümle kemanı getir. Nereye gidiyorsun Münir dede? Stüdyoya, bir plak çalışması var da. Stüdyo mu? Hem de plak ha? Ne var bunda şaşıracak? Ben ekmek paramı keman çalarak kazanıyorum kızım. Sen çalarken orada olmayı öyle isterdim ki. Seni bacaksın. Sana hayır diyemeyeceğimi nasıl da biliyorsun. Hadi annene haber ver. Benimle geliyorsun. Yaşasın! Göz değmesin sakın mutluluğun.
var, yemek molası. Nasıl, beğendin mi? Bayıldım. Sen yemeğe gelmiyor musun Münir abi? Yok, biz burada yiyeceğiz. Afiyet olsun. Göz değmesin sakın mutluluğuna, dilerim hep böyle kal sevda gözlüm. Mutsuzluk yakışmaz güzelliğine, dilerim her zaman güleceğin am gözlüm. Mutsuzluk yakışmaz güzelliğine, dilerim her zaman güleceğin am gözlüm. Dilerim her zaman gül sevda gözlüm. Hoş geldiniz yavrularım. Bir günde size öyle alışmışım ki dün gece ev bomboş geldi bana. Nadir dede, biliyor musun ne oldu? Ne oldu? Bir mucize. Neymiş o mucize bakayım? Münir dede ile stüdyoya gittim. Şarkıcı kadını taklit ederken tesadüfen sesimi dinleyen bir amca beni çok beğenmiş. Büyük bir gazino varmış. Oradaki amcalar beni dinleyeceklermiş. Belki de sahneye çıkacağım. Aferin benim küçük kızıma. Bir de bakmışsın ki bizim küçük Ceylan kocaman bir şöhret olmuş. Bak Hacer, seninle Ceylan'a her baktığımda rahmetli kızımla torunumu hatırlıyorum. Bu kocaman evde tek başıma yaşamaktan bıktım, usandım. Bu yaşlı amcanızın bir teklifi var size. Dinliyorum efendim. Emine Hanım'ın evinde sıkışacağınıza, gelin burada kalın, bana can yoldaşı olursunuz. Kalalım anne, ne olursun. Nadir dedeyi çok sevdim. Burada kalmamız da mutlu olacaksa ne güzel. Peki ya, eğer sen de istiyorsan. Oldu bu iş. Yaşayın be çocuklar. Bu akşam bunun şerefine bir ziyafet verelim biz bize. Hadi Ceylan, gel seninle Boğaz'a kadar gidip hem biraz dolaşır hem de en güzel balıklardan alırız. Sonra da akşama gel keyfim gel. Mutsuz geçen bir tek günün olmasın. Ömrünce sevilip sen sevda gözlüm. Gözünde kalmasın hiçbir muradım. Ömrünce bahtiyar hoca inan gözlüm. Gözünde kalmasın hiçbir muradım. Ömrünce thank you.
Yıllardır sizi bu kadar neşeli görmemiştim efendim. Ceylan kızım yüzünden yeniden doğmuş gibiyim. Ben de sizi çok sevdim efendim. Öz dedem olsaydı belki ancak bu kadar severdim. Bu efendim lafını kaldır bakalım ortadan. Handan'ın mezarına gideceğiz Mustafa. Baş üstüne beyim. Ne oldu kızım sana birdenbire? Ne zaman mezarlıktan geçsem yüzünü bile görmediğim babam gelir aklıma. Mezarının yerini bile bilmiyorum. Annem de ondan hiç söz etmez. Ben annene sorup babanın mezarının yerini öğrenirim kızım. Devam et. Bizimkiler postu buraya sermişler. Yakında görüşürüz. Merhaba anne. Merhaba kızım. Hoş geldiniz. Münir abi telefon etti Ceylan. Birazdan seni almaya gelecek. Yoksa gazinoya mı gideceğiz? Evet yavrum. Bugün sesini dinleyeceklermiş. Yaşasın, başaracağım anneciğim, göreceksin. Hadi hayırlısı. Sen zemeye yapışırsın.
Tamam. İyi. O zaman eve gidelim. Cihan gel. Benim küçük kızım kocaman bir şöhret olmuş. Bütün gazeteler senden bahsediyor yavrum. O kadar çektik ki dedeciğim. Aslında her şeyi anam için yapıyorum. Onu mutlu etmek için. Sen çok iyi bir kızsın Ceylan. Her şeyin en iyisine layıksın. Sağ ol dedeciğim, sen de çok iyisin. Annen doktordan benim için randevu almış. Sen de gelir misin? Yok dedeciğim. Benim biraz nota çalışmam gerek. Hı-hı. Maşallah, iyi yere kapak atmışsınız. Bizi nasıl buldun abi? Arayan bulur derler. Geçip otursana abi. Nasıl yerleştiniz buraya? Annem gündeliğe geliyordu buraya. Nadir dede yalnız bir adam. Kendisiyle kalmamızı istedi. Öyle iyi biri ki. Annem nerede? Nadir dedemi doktora götürdü. Birazdan gelirler. Fazla vaktim yok. Keşke annem burada olsaydı. Biraz paraya ihtiyacım vardı da. Ben sana veririm. 20-30 bin lira işini görür mü? İdare eder. Şimdi getiririm. Sağ ol. Annemi bekleseydin, seni çok özlemiştir. Sonra yine uğrarım. Hadi eyvallah. Bulabildin mi? Fazla değil. Ufaklığın yanında 30 bin lira varmış. Yetmez. Bir de bunu yürüttüm. Bu güzel işte. Hadi yürü. Biraz toz kapalım.
hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Neyin varmış dede? Fazla bir şey değil kızım. Yaşlılık işte. Kalbim biraz tekliyormuş. Fazla heyecanlanmayacakmışım. Hepsi bu. Aa, biraz önce abim buradaydı anne. Buraya mı geldi? Aman Allah'ım. Ne kadar da özlemişim onu. Neden beklemedi? Acele işi varmış. Gene gelecekmiş. Hay Allah. Nereye gitti bu? Bir şey mi aradın dedeciğim? Benim antika sigara kutusunu bulamıyorum. Allah Allah. Uçtu sanki. Boş ver. Kim bilir nereye gitmiştir. Daha iyi. Bir iki sigara eksik içerim. Yarın iniyormuş. Hüsnü'ye haber sal, Murat'ı bulsun hemen. Dede telefon açtı. Parayı benim hesabıma bankaya yatırmış. Ne kadarmış? Avans olarak 500.000 lira vermişler. Bir hafta sonra bir o kadar daha vereceklermiş. Benim güzel yavrum. Senin sayende geleceğimiz kurtulacak.
Teyzemlere olan borcumuzu artık verebiliriz değil mi anne? Tabii, hem Cemil'i de görürüz. Kazım enişten bize kızmaz mı gittik diye? Sanmıyorum kızım. Paranın yüzü tatlıdır. Teyzeciğim. Ne oldu? Size olan borcumuzu getirmiştik. Ne oldu Nuran abla? Artık hiçbir şeyin önemi yok Hacer. Oğlum, Cemil'im ölüyor. Cemil abi! İyi olacaksın Cemil abi. Gene eskisi gibi seninle oynayacağız birlikte. Teşhisimde ısrar ediyorum Nuran Hanım. Maalesef bebekler artık çalışmıyor. Tedaviye çok önceden başlamalıyız. Hiçbir çare yok mu doktor amca? Var yavrum var ama ona gücümüz yetmiyor. Oğlum göz göre göre ölüyor. Neymiş çaresi? Yeni bir böbrek gerekiyor. Satıyorlar satmasını ama en az 1 milyon liradan başlıyor. Bu parayı ben bulabilirim. Bulabilir misin? Bankada 500 bin liram var. Hafta içinde bir o kadar daha gelecek. Sen ne diyorsun Hacer, razı olur musun? Bu ne biçim soru abla? Cemil'in hayatı söz konusuyken. Kardeşim, Hacer'im benim. Seni nasıl da yanlış tanımışım. Nasıl doktor, iyileşecek mi? Tok gibi olacak maşallah. Oh, çok şükür. Yavrum benim, bir tanem. Senin iyilik dolu yüreğin olmasa Cemil'imi kaybedecek. Bir tanem benim. Paralar yine suyunu çekti. Senin ufaklığın işleri iyi gidiyormuş. Bir ziyaret etsen. Bu meseleye galiba daha kesin bir çözüm buldum. Nasıl? Kaldıkları köşkün sahibi olacak Mor'un zaten bir ayağı çukurda. Ceylan gazinodayken bu gece ziyaret edeceğim orayı. Yürütülecek milyonlarca liralık eşya var. Her şey ortalarda duruyor. O yaştaki moruk top atsan uyanmaz. Yine de tehlikesi var. İş polise giderse senden şüphelenebilirler. İşin sağlam yanı da o ya zaten. Benim salak anamla kardeşim başıma bir şey gelmesin diye polise gitmezler. Moruğu da ikna ederler. Olay kapanır gider. Hiç de fena fikir değil. Ne zaman gideceksin? Vakit kaybetmeye gerek yok. Bu akşam. Ben bakarım anneciğim. Alo? Buyurun benim. Anlamadım. Ne dediniz? Al gibi anladın ufaklık. Bu akşam gazinodaki son geçen olacak. Eğer yarın akşam da sahneye çıkarsan başına tahmin edemeyeceğin kadar büyük bir felaket gelecek. Kimmiş kızım? Hiç, yanlış numaraymış. Münir abi gelmiştir. Hadi kızım sen de paltonu al içeriden. Merhaba Hacer. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bizim ufaklık hazır mı? Gazinoya geç kalacağız. Şimdi geliyorum Münir abi. Biraz oturmaz mısın? Yok sağ ol.
Vaktimiz pek az. İyi akşamlar dedeciğim. Güle güle kızım. Ben hazırım. Sen de gelsene bu akşam Hacer. Aman Münir abi, oraları bana göre yerler değil. Hem Nadir Bey'i de yalnız bırakmak istemem. Sen bilirsin kızım. Hadi bize eyvallah. Güle hadi güle. İyi akşamlar anneciğim. Güle güle kızım. Eline sağlık kızım, nefis olmuştu. Afiyet olsun efendim. Hayatımın şu son günlerinde sizi tanımam büyük bir şans oldu Hacer. Asıl şanslı olan biziz Nadir Bey. Bugün size sormadan bir şey yaptım. Biliyorsun hayatta hiç... İyi gelmiştir. Hadi kızım sen de paltonu al içeriden. Merhaba Hacer. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bizim ufaklık hazır mı? Gazinoya geç kalacağız. Şimdi geliyorum Münir abi. Biraz oturmaz mısın? Yok sağ ol. Vaktimiz pek az. İyi akşamlar dedeciğim. Güle güle kızım. Ben hazırım. Sen de gelsene bu akşam Hacer. Aman Münir abi, oraları bana göre yerler değil. Hem Nadir Bey'i de yalnız bırakmak istemem. Sen bilirsin kızım. Hadi bize eyvallah. Güle hadi güle. İyi akşamlar anneciğim. Güle güle kızım. Eline sağlık kızım, nefis olmuştu. Afiyet olsun efendim. Hayatımın şu son günlerinde sizi tanımam büyük bir şans oldu Hacer. Asıl şanslı olan biziz Nadir Bey. Bugün size sormadan bir şey yaptım. Biliyorsun hayatta hiç kimsem yok. Ben öldükten sonra bu ev, bütün servetim... Yoksa... Evet kızım. Bugün notere gittim ve her şeyimi Ceylan'a bıraktım. Ama efendim, bunu yapmamalıydınız. Hayatımda yaptığım en doğru hareket bu oldu Hacer. Ben yatıyorum kızım, iyi geceler. Tanrım, demek dünyada hala böyle iyi insanlar kalmış. Kimsin sen? Söyle, kimsin? Allah Allah. Kapı açık.
Salonun ışığı da yanıyor. Dede! Nadir dede! Nadir dede! Dede, dede! Ne oluyor? Aman Allah'ım! Hayrola, ne oldu? Çok kötü bir şey oldu Hüsnü. Çok kötü. Ne oldu? Onu öldürdüm. Öldürdün mü? Kimi? Yaşlı adamı. Üzerime geliyordu. İstemeden oldu. İşte bu çok kötü. Artık işin saklanacak yanı kalmadı. Polis her tarafta bir katil arayacak. Ne yapacağım şimdi? Seni ben saklayamam. Burayı şıp diye bulurlar. En iyisi sen yarın patrona git. O bir yolunu bulur. Her şey mümkün. Ayağı kayıp başını çarpmış da olabilir, öldürülmüş de. Ama birkaç saat sonra anlarız. Morga kaldırıyoruz. Ben avukatım. Amir Bey'le görüşmek istiyorum. Bir saniye. Morg raporu efendim. Bir de dışarıda bir avukat bekliyor. Sizinle görüşecekmiş. Gönder bakalım. Buyurun. İyi günler. Buyurun, oturun. İsmim Feyyaz Güder. Merhum Nadir Sırmalı'nın avukatıyım. Ben de şu anda Nadir Bey'in morg raporunu inceliyordum. Başına yemiş olduğu şiddetli bir darbe yüzünden yaşamını yitirmiş. Galiba katilin kim olduğunu biliyorum. Noterden şu kağıdı alınca her şeyi anladım. Nadir Bey ölümünden birkaç gün önce bütün mirasını Hacer Bulut'la kızına bağışlamış. Ben emniyet amiri Avni. Adı Hacer Bulut. Bilgi işlem merkezinden tüm dökümü çıkartın. Bakalım sabıkası var mı, öğrenelim. Çok acele. Ecele karşı gelinmez yavrularım. Kendinizi parçalamanın bir alemi yok artık. Acaba nasıl oldu? Nasıl? İnşallah tahmin ettiğim gibi değildir. Durun çocuklar, ben bakarım. Sen ne tahmin ettin anne? Hiç yavrum, önemli değil. Merhaba. Hacer Hanım, sizinle görüşeceklerim var. Buyurun efendim. Ben cinayet masası amiri Avni. Benimle emniyete kadar gelmeniz gerekecek. Ama neden? Bunu orada açıklarım. Aman evladım, bizi merakta bırakmayın. Neyse söyleyin, ne olur. Pekala, nasıl olsa öğreneceksiniz. Hacer Hanım'ı cinayet sanığı olarak soruşturmanın güvenliği açısından tutuklamak zorundayım. Yok, hayır, olamaz. Anne bir şey yapmadı benim. Aman evladım, Hacer'i yıllardır tanırım. Melek gibi kadındır. Yıllardır tanırsınız. 15 yıl önce kocasını öldürmekten hüküm giydiğini de bilmeniz gerekir. Her şey birbirini tamamlıyor. Nadir Bey dün mirasının tümünü onlara bıraktı. Akşamına da öldürüldü. Miras mı? Ne mirası? Milyonlarca liralık miras söz konusu olunca insanlar her şeyi yapabilirler. Hacer kızım milyonlar da olsa tenezzül etmez. Bu kadar üzülme yavrum. Daha her şeyin sonu değil. Belki suçsuz çıkar annen. Belki başka biri işlemiştir cinayeti. Er geç anlaşılır.
Hadi komiser bey, gidelim. Anne, gitme, yalvarırım. Kaderimiz böyleymiş kızım. Kızım gene size emanet Münir abi. Yıllar önce olduğu gibi. Dava sonuçlanıncaya kadar miras işlemlerini durdurun Feyyaz Bey. Lütfen gidelim komiser bey, bir an önce. Anne, anne! Gel yavrum. Bir yolunu bulacağız. Anne. Ağlama Ceylan. Annen masum. Bundan eminim. En iyi avukatları tutacağız. Annene kavuşacaksın yavrum. Alo? Ah, buyurun Orhan Bey. Sağ olun. Dün geceki acımıza bir acı daha eklendi. Ceylan'ın annesini tutukladılar. Israr etmeyin. Bu durumda sahneye çıkması imkansız. Hayır Münir dede. Programı kesemeyiz. Sahneye çıkacağım. Bir dakika Orhan Bey, ayrılmayın. Bütün bu olanlardan sonra sahneye çıkmayı mı istiyorsun? Mecburum buna. Avukatlar tutmak, annemi kurtarmak için çok paraya ihtiyacımız var. Şimdi hiç paramız yok ki. Benim fedakar kızım. Peki Orhan Bey, Ceylan programına devam edecek. Patron içeride mi? Evet ama şimdi göremezsin. Çok önemli. Göremezsin dedim. Dinleyin beni. Bu iş böyle yürümez. Bu işin artık beklemeye tahammülü kalmadı. Birkaç gece daha sinek avlarsak belimizi doğrultamayız. Ceylan denen o kızın işini hemen görelim o zaman. Direnmezse, kuzu kuzu gelirse zor kullanmayın. Bugün matineye giderken kaçıracaksınız. Evinin ilerisindeki kavşakta bekleyin. Ya gelmek istemezse? O zaman ne yapacağınızı siz benden daha iyi bilirsiniz. Ne inatçı kızmış ya. Dün dedesini öldürdüler. Bugün anası tutuklanmış. Gene çıkıyor sahneye. Vay be. Dedesini öldürdüler. Peki annesini niye tutuklamışlar? Neden? Polis cinayeti onun işlediğini sanıyor. Tren yolunun karşı tarafına geçiyorum. Kızın arabası gelirken işaret vereceğim. Motoru çalışır halde tut. Caddeye fırlayıp arabanın yolunu keseceksin. Sonrasını biliyorsun, tamam mı? Bu. Mustafa amca. Hayır olsun. Ah.
Abi! 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 Abicim, ne oldu sana? Benim sonum belliydi Ceylan. Dipsiz bir uçurumdan çıkmak için boşuna çabaladım durduğumu. Ama artık her şey bitti. Nedir bu çilemiz Tanrım? Kim yaptı abi sana bunu? Kötü, çok kötü işlere bulaştım. Galip'in adamları Ceylan'ı kaçıracaklardı. Kardeşimi o yılandan koruyun. Polise bildirin. Eroin iş yapıyor. Abicim. Korkma yavrum. Abin senin saçlarını bir kere okşamadan ölmeyecek. Nasıl da özlemişim sizleri. Sıcak bir ana kucağını, yıllardır amansız bir kinin pençesinde yaşadım. Herkese bir kötülük yapmak istiyordum. Sen kimseye kötülük yapamazsın abi. Neler yaptım bir bilsen yavrum. Anacığımı nasıl üzdüm. Annemi gene hapse attılar abi. Biliyorum yavrum. Onun için geldim zaten. Benim yüzümden her şeyi, tüm gerçeği yazıp imzaladım. Bu kağıt anamı kurtaracak. Unutmayın. Allah senin her istediğini versin yavrum. Annenle mutlu yaşayın. Söyle ona, söyle, onu çok sevdim, çok, seni de. Abi, abi, abicim, abim. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersen, bir gün şu dünyadan göçüp gidersen, boşa da gider gözyaşların ağlamay. Anam, anam, halim yaman aman. Boşa da gider gözyaşların ağlamay. Anam, anam, dağlar duman aman. Yok olur belliğim çürürse yer. Yok olur çürürse yer. Anam, anam, dağlar duman aman. Boşa